Şimdi paralel doğrular verilmiş. Şu doğrular birbirine paralel. Hemen şu 25'ten başlayabiliriz. Ya da önce şu aradığımız yeri bir işaretleyelim. BCD'yi arıyoruz. BCD. Hedefimiz de burası var. Oraya eksiyelim. Şimdi şuradaki açı 25 derece. Paralellikten dolayı burada doğrular paralel olduğu için doğru boyunca yukarı doğru gidiyorum. Sola bakan açı eşit olacak. Yani şurası 25. Bu iki açı birbirine eşit. Aşağıda sağa bakan, yukarıda sola bakan açı eşit. 25 de diğer açıda. Yanındaki açı da 25 olmalı. Çünkü eşit olduğu söylenmiş. Açıortay olarak verilmiş. Bir de aşağıda açılar var. Şu açılar. Onlara da isim verelim. Birine A dersek öteki de A olur. İkisi birbirine eşit. Şimdi zikzak kuralı uygulayacağız. Zikzağımız şu. Bu doğruyu da uzatalım şöyle. Şurayı da uzatıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle uzatıyorum. Zikzağımızı şunun üzerinde uygulayacağız. Bu pembe doğrunun üzerinde. Şimdi sağa bakan açı şöyle biraz hafif sağ çapraza doğru, yukarı doğru bakacak. Sağa bakan açı sadece 100. Şöyle sola bakanlar, burası 2A, şurası da 50, tamam. 100 bu tarafa, diğer tarafa da 2A ve 50 bakıyor. Eşit olacak 2A artı 50 eşittir 100. 50'yi yollarız karşıya. Bu durumda 2A eşittir 50. 2'ye de bölünce A sayısı 25 olur. A sayısı 25. Şimdi A'yı bulduk. Amacımız X'i bulmaktı. Şu şekle bakarsak, şu an yeşile boyadığım şekle, eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsak, paralel doğrular bir doğru tarafından kesilmiş, aynı tarafta kalan şu iki açının toplamı 180 derece olur. İstersek tabii şunu uzatıp, şöyle uzatıp, buradaki açıyla şuradaki açının eşit olacağını da söyleyebiliriz. İç ters açı olur çünkü. Sonra a artı x doğrusal açı olduğu için 180 deriz. A artı x eşittir 180 derece. A yerine 25 yazacağız. A artı x eşittir 180. Karşıya atıp çıkaracağız 25'i. Bu durumda bizim aradığımız x açısı 155 derece olur.